Hal izleyen AKP Kongresi'ni Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıkları AKP kurucusu ve ilk genel sekreteri olan Bursa eski milletvekili, devlet bakanı ve başbakan yardımcılığını da yapmış olan Ertuğrul Yalçın Bayır ile konuşacağız. Kendisi telefon attığımızda. Sayın Yalçın Bayır, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Sayın Yalçın Bayır, siz AKP'nin kurucularındansınız. İlk kongrede yer aldınız. Ben öncelikle şunu sormak isterim size. İlk kongredeki ve iktidara geldikten sonraki kongredeki havayla bugünkü hava arasında karşılaştıracak olursanız neler söyleyebilirsiniz? Özellikle Erdoğan'ın konuşmalarının içeriğine baktığınızda nasıl bir ruh görüyorsunuz her iki ya da üç kongre arasında? İlk kongre 13 Ağustos 2001 tarihi. Liste olarak bakarsanız bu takdirde tek adamın iradesi vardır. Bu genel kurul iradesine ipotek koymaktır. Bunun yapılması fevkalade yanlıştır. Kuralları koymak, kuralların bağlayıcılığına inanmak güveni getirir. İstikrarı getirir. Güven ve istikrar bunlarla olur. Kurallara uymak ve bağlanmak. Ve bu kurallar herkesi bağlar. Burada seçilen genel başkanı da parti üyelerinde herkesi bağlayan bir durumdur. Bakın, benim o itirazım üzerine 2,5 saat kongre yapılamadı. Bunu niçin anlatıyorum? Neyi yazdınız, neyi söylediniz, neyi vaat ettiniz ve neyi yaptınız? Bütün işler kurala uygun olmak durumundadır. İşin usulü budur. İşin adabı, edebi budur. Buna uyulmaması halinde Türkiye giderek demokrasi dünyanın alt sıralarında olan bir ülke haline gelmiştir. Düzenleyici genel işlemler var. Bu genel işlemlerin uygulanması gerekir. Bu bir dengedir. Bu bir ölçüdür. Bunun denetimi gerekir. Bunun denetimi de her bir üyeye ait olan bir iştir. Hiç kimsenin bu konuda kendilerini ayrıcalıklı görmeleri beklenemez. Bakın, bugün hem kongrenin yapılma sürecinde yaşananlar, hem diğer zamanlar, hatta son zamanlarda açılan yeni yeni eylem planları, bunlar yazılan ve ortaya konan tamamen zıddı olan işlerdir. Zıddiyetle aynıyeti karıştırmamak lazım. Sayın Yalçın Bayır. Ama kabul edilemez. Sayın Yalçın Bayır, sözünüzü kestim ama. Kabul edilemez çünkü insan yaşatılmış, yaratılmakta evet. Olan bu eşitsizlikler. Aşılamadaki geri kalmışlar. Ses karışması var sanıyorum şu anda. Evet, arkadaşlarım düzeltiyorlar. Sayın Yalçın Bayır, öncelikle sizden geriye yaslanarak konuşmanızı rica edeceğim. Çünkü kafanız kesiliyor ve biz sizi çok net göremiyoruz. Evet, böyle çok daha iyi. Teşekkür ederim. Şimdi ne söylediyse zıttını yaptı anlamına gelebilecek şeyler söylediniz. Vaatlerini ilk baştaki kuruluş ilkelerinden geriye düştüğünü söylediniz. Bugünkü kongredeki ana başlıklara baktığımız zaman da bunu görebiliyor muyuz? Çünkü sanki iktidar partisi değilmiş de bir muhalefet partisi konuşuyormuş ya da iktidara gelecek olan bir parti konuşuyormuş da böyle bir perspektif çiziliyor gibi bir değerlendirme var kamuoyunda. Bu yönüyle bir eleştiri var. Bu konuda neler söylersiniz? Daha sonra tek tek çok önemli satır başlarına geçmek isterim sizinle bu konuyu değerlendirmek için. Genel kuralı söylüyorum. Sadece iktidar partisinde değil, bütün Türkiye'de var olan, sivil toplum örgütlerinde de var olan kurallara uyma alışkanlığı maalesef yok. Bu kurallara uymamak, bazılarının imtiyazlı olmaları, bazılarının oligarşik yapıları Türkiye'yi bu hale getiriyor. Bu
partinin kuruluşunda bu şekilde liste dayatıldı. Ondan sonra MKYK'ya geçildi. Bu defa 2,5 saat sonra ki bizim istediğimiz oldu. MKYK seçimine geçildiği zaman el altından bu defa özel çalışma yapıldı. O çalışmayı delen kişilerden birisiyim ben. Ve bu suretle genel sekreter seçildim. Ve bana seçimden sonra Sayın Çelik'in söylemiş olduğu şuydu. Genel kuruldan sonra otele giderken Tayyip Bey ve Abdullah Gül beraberdik. İyi ki Ertuğrul Bey genel sekreter oldu. Hukuka aykırı iş yaptırmaz. İş yapmamaya özen gösterir. Bu özeni biz partinin ilk günlerinden itibaren gözettik. Fakat daha sonra hem tüzük değişti, hem eylemler değişti ve ondan sonra da biz kısa dönem bakanlık yaptık. 4 aylık dönemden sonra ilk karşılaştığımız yine hukuka ve anayasaya aykırılıktı. Anayasaya uygunluk denetimle geçer. Partilerin denetimi, keyfiliği önler. Kendi arzu ve istekleri irade olamaz. Kolektif akıl, kolektif emek. Onu Sayın Erbakan'la bir gün konuşmamda ortak akıl ve ortak emek üzerine kurulduk dediğimde dedi. Ortak akıl, ortak emek, ortak yemek. Ortak yemek yok. Kurallara uygunluk var. Yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar. Bunları yerleri neyle yapacağız? Yasama, yürütme, yargı ve yönetişim. Yerinden yönetim. Bunları yapmayıp yalakalık, yağcılık, yandaşlık, cobazlık yaparsanız ülkeyi bu hale getirirsiniz. Şu anda en büyük sorumluluk seçmendedir. Seçmen 18-19 yıl denedi. Denediklerinin karşılığını da görüyor. Ve seçmen yaptığının karşılığını da görecektir. İdare yönetenler de yaptığının karşılığını görecektir. Giderek da yalnızlaşan bir durumdayız. Denge, denetim, şart, doğru, dürüstlük için, demokrasi için şart. Demokrasi herkesin özgürlüğü var. Bu özgürlüklerin kullanılmasında da ortak aklın, ortak emeğin ve ortak inisiyatifin gelişmesi gerekir. Demokrasi iktidarlara bırakılacak bir hadise değildir. Demokratik zemin insanların temel hak ve özgürlüklerinin en güzel, en rahat geliştiği zemindir. Ekonomik hak ve özgürlüklerinin, siyasi hak ve özgürlüklerinin teminatı demokrasidir. Bu demokrasiden sapmaları buradaki korona kuralına uymamak dahil. Her şey dahil verebilmek mümkün. Yalçın Bayır, Sayın Yalçın Bayır, bugün Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri üzerinden bu sizin altını çizdiğiniz denetim konusuna geçecek olursak, özellikle iç politikada, dış politikadaki durum, ekonomi ve adalet konusu çok önemli. Zaten çok uzun süredir bunlar tartışılıyor.
Önce isterseniz ekonomiye bakalım. Ekonomide son 20 ay içerisinde, 2 sene bile değil, 20 ay içerisinde 4 isim değişti. Ama Erdoğan her ay ihracat rekorları kırdığımızı söylüyor. Ekonominin iyiye gittiğini söylüyor. Yanlış söylüyor itiraz edenler. Minvalinde bir şey söyledi. Siz ekonomiye baktığımızda nasıl değerlendiriyorsunuz Erdoğan'ın bu söylemlerini? Gerçekçi bir tablo mudur? Bakın, bunlar söylem. Bunlar algı yaratmaya yönelik işlem. Biz muhalefetteyken ne yaptık? Halka neleri vaat ettik? İktidara gelince neler yaptık? İktidara geldik. İkinci günü bana Bayındırlık Bakanı Zeki Ergezen geldi. Abi dedi, bu ihale kanunuyla biz işleri yapamayız. O zaman her bir ihale konusu iş için ayrı bir kanununu çıkaracağız. Biz Avrupa ile, sadece Avrupa değil, dünya ile de entegrasyon için ihale kanunu çıkardık. Kemal Derviş'in döneminde. Ve bunu mecliste savunduk. Ve bugüne kadar 200'e yakın bu kanun değişti. Kanun yok. Yok kanun, yok kanun. İdare inisiyatif alacak dedi. İdare her bir ihale için inisiyatif aldı. Her bir yer için atama, ehliyet, liyakat, bunlar gözetilmedi. Ve bütün bunlar bugün Merkez Bankası'nda yaşananlardır. Ekonomide yaşananlardır. Danışma yok, akıl alma, konuşma, özgürlük, uyarma, uyarılara uyma yok. Siz neyi yaparsanız yapın, yani neyi söylerseniz söyleyin, yaptığınız iş önemli. Yaptığınız iş temel hak ve özgürlüklerde vardığımız seviyedir. Bütün bunlar hukuk yoluyla, demokrasiyle olacak işlerdir. Demokrasi iki dudak arasından dökülen bir sistem değildir. Ve biz kuruluşta da iki dudaktan dökülülmeyecek. Biz ortak akılla, ortak emekle bir arada olacağız ve muhalefetin hukukunu da gözeteceğiz dedik. Eylem planlarımız vardı. Madde madde bunları sıraladık. Hem ekonomide, hem temel hak ve özgürlüklerde, idarenin yönetiminde iyi yönetişim kurallarını uygulamaya çalıştık. Ve bu iradeyi gördük, gözettik. İçimizde bunları söylemek vardı. Ama ilerleyen zamanda bunları bir toplantıda söylediğimde bana konuşma, yeter artık denildi. Bakın dedim, bunun adı demokrasi değil. Olsa olsa fırçalı demokrasidir. Bugün Google'a gelin, fırçalı demokrasiyi görün. Bugün birçok kuralda hukuka aykırılığı görürsünüz. Öncelikle bunu yerleştirmek lazım. Danışmayı, dengeyi, ölçüyü ve bunlarla ilgili adaleti. Ondan sonra derecelendirme olacak. Şu anda Türkiye Avrupa'da lig sıralarının en altında. Her bir temel hak ve özgürlüklerin liginde. Ekonomik hak ve özgürlüklerin liginde, siyasal hak ve özgürlüklerin liginde dibe vurmuş durumdayız. Bunları söylemek durumundayız. Bunları söyleyenler muhalefet edenler değildir. Sözü olanlardır. O sözü kabul etmeyebilirsiniz. Ama bırakın, insan yaratılıştan var olan söz söyleme hakkını kullansın. Ona uyarsınız, uymazsınız.
selam dersiniz, geçersiniz. Ama bırakın konuşulsun ve halk bu konuda bilgi edinirsin. Bakın Türkiye'de bilgi edinme çıkacak dedik ve bilgiye, belgeye ulaşma sağlanacak dedik. Peki 1998'den beri bilgiye, belgeye ulaşmak için Türkiye Aarhus Sözleşmesi'ni niye imzalamadı? Birçok uluslararası anlaşmalarda başlangıçta muhalefet şerleri vardı. Giderek muhalefet şerleri kaldırıldı ama bundan sonra ne oldu? İmzaladığınız uluslararası sözleşmeler, mecliste kabul edilen uluslararası anlaşmalar bugün rafa kaldırılabiliyor. Bu güven mi verir? Bu istikrar mı sağlar? Slogan güven ve istikrar diyor. Ne evet. Güveni? Evet, dünya, en temel sloganlardan birisiydi. En temel sloganlardan birisiydi. Siz de bunun bu şekliyle ulaşılamayacağını düşünüyorsunuz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. İyi günler. Bugün aynı zamanda Doğan Öz'ün 1978'de öldürüldüğü gün. Bunları unuttuk. Biz bunları gördük, yaşadık. Benim arkadaşımdı. Ve oğlumun doğumunda da şunu dedi. Ada Özgür oldu. Özgür'e özgür yıllar. Ben de halkıma özgür yıllar diyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Yalçın Bayır. İyi günler.